30'lu yaşlardan sonra pek çok kişinin ortak derdidir kemik kireçlenmesi. Peki kireçlenmeyi hangi bitki önlüyor? Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu kireçlenme derdine son veren özel kürün tarifini veriyor. Tıbbın çözemediği bir problemdir kireçlenme. Dizlerdeki kireçlenmeler yok olacak. Genç yaşlı herkesi tehdit eden kemik kireçlenmesine karşı nasıl önlem alınır? Kireçlenme diye bir şey kalmayacaktır. Kireçlenme hangi bitkiyle tedavi ediliyor? Profesör Doktor İbrahim Saracoğlu Magazin 8'e anlattı. Şiddetli ağrıları olan kireçlenme. Çözüm ne? Herkesin merak ettiği soruyu daha biz sormadan Profesör Doktor İbrahim Saracoğlu kendi kendine sordu. Kireçlenme hastalığından kurtulmanın yolu ne? Tıbbın çözemediği bir problemdir kireçlenme. Tıpta henüz bir çaresi olmasa da doğada var. Dikkatle dinleyin. Profesör Doktor İbrahim Saracoğlu kireçlenme derdini sonlandıracak formülü veriyor. Platanus anatolius. İşte Anadolu'da yetişen 5 tane derin yırtığı olan çınar yaprağı. Bunu kurutacaksınız. Yere düşmüşlerini almayın ama. Bundan böyle bir yaprak, bu büyüklükteki bir yaprağı kuruduktan sonra kırın. Bir bardak suda 1-2 dakika kaynatacaksınız. Ondan sonra 10 dakika ılımaya bırakacaksınız. Dinlenme diyoruz biz buna. Biraz fazla yaprak toplamakta fayda var. Çünkü bu çınar yaprağı kürüne bir ay devam etmek gerekiyor. Vücut kalsiyumsuz kalır mı? Fazlası da zarar, azı da zarar. Ve bunu kestiriyorlar tabii. Bu sefer başka şikayetler ortaya çıkıyor. İşte kramplar girmeye başlıyor filan. Şimdi bakın, doğrudur bilimde bugünkü tıbbın çözemediği bir problemdir kireçlenme. Ne diyorum size? Anadolu bize Allah'ın bir lütfudur. Platanus anatolius. İşte Anadolu'da yetişen 5 tane derin yırtığı olan çınar yaprağı. Bunu kurutacaksınız. Yere düşmüşlerini almayın ama. Bundan böyle bir yaprak, bu büyüklükteki bir yaprağı kuruduktan sonra kırın. Bir bardak suda 1-2 dakika kaynatacaksınız. Ondan sonra 10 dakika ılımaya bırakacaksınız. Dinlenme diyoruz biz buna. Sonra bunu içeceksiniz. Bir sabah, bir akşam, bir ay uygulayın. Bakın kurutulmuş çınar yaprağı çayı bir ayda neler yapıyor? Evelallah o ayın sonunda kalmadan o dizlerdeki kireçlenmeler yok olacak. Dizini bükemeyenler dizini rahat bükecek. Oturarak namaz kılanlar normal secdeye varıp namazlarını kılabilecekler. Ama yaprakları toplarken bazı noktalara dikkat edilmeli, bir kez daha hatırlatalım. Derin yırtıklı olmasıdır, böyle kaz ayağı gibi üçgen şeklinde olanlar var, onlar olmaz. Bunu özellikle vurgulayayım ben. Fayda yerine de zarar görürler. 5 tane derin yırtığı olacak yaprağın ve kurutulmuş olması. Şimdi de tam mevsimi. Eğer kireçlenme ileri derecedeyse kürün uygulanma şekli değişiyor. İleri derecede kireçlenmesi olanlar çınar yaprağı kürünü, doğru türünü mutlaka bulacaksınız. Uygulamaya başladıktan 4-5 gün sonra ağrıları artabilir. Bilin ki bunlar ileri derecedeki kireçlenmedir. Baktınız ki ağrılarınız arttı, o zaman ne yapacaksınız? Ara vereceksiniz 3 gün. Fazla değil 3 gün, sonra tekrar başlayın. Ancak ara verilse de çınar yaprağı kürü mutlaka bir aya tamamlanmalı diyor Profesör Doktor İbrahim Saracoğlu. Evelallah bu şekilde bir aya tamamladığınızda göreceksiniz kireçlenme diye bir şey kalmayacak.